Kültür Koruma Derneği'nin hazırlamış olduğu kahvaltı programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Efendim derneğimiz 2019 yılında kurulmuş olup yeni bir derneğimiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimizin faaliyet alanı çevre, doğa, kültür korumasıdır. Aynı zamanda tarım üstüne faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Kemaliye'nin milli serveti olan Eyüldutu'nun gem bahçesini oluşturduk ve 500 ağaçtan olan tut bahçesini 5. yılını bitirdik, 6. yılına geldik. İnşallah bu yıl Kemaliye tutunu sizlerle tanıştıracağız hep birlikte. Çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygı, sevgi, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Güzel Kemaliye'miz her yönüyle ileri taşımak ve kalkındırmak için ilk günden beri planlanmış kısa, orta, uzun vadeli çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemiz hem turizm hem üretim ve istihdam anlamında üst seviyelere çıkarmak, bir dünya markası yapmak için en önemli gayemiz. Bu amaçla UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine karma kategoriden girmek, Stasurov Sakin Şehirler Ayine dahil olmak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün dünyanın en önemli turizm köyleri yükselme programına seçilmesi, Kemaliye Eyüldutu, Kemaliye Lök Tatlısı, Kemaliye Eyin Gazenle Dokuması gibi yöresel ürünlerimize de coğrafi işaret tescil belgesi almak, sıfır atık belgesini almaya hak kazanan ilk belediyelerden biri olmak gibi Türkiye ve dünyada ses getiren çalışmaları kısa zamanda gerçekleştirmeyi başardık. Aynı zamanda ilçemiz özelinde genel temizlik, peyzaj çalışmaları, seyir terasları, aydınlatma çalışmaları, etnografya müzesi, Buğday Meydanı, Mustafa Özgür Sokak, Hacı Alaaddin Caddesi, Şehir Kulübü Lokali restorasyon çalışmaları, tabela ve levha kirliliğinin azaltılması, ağaçlandırma ve aşılama çalışmaları, yeni eğin çeşmeleri ve dinlenme alanları, işleme, kurutma, paketleme tesisi, Türkçe, İngilizce olarak hazırlanan Kemaliye tanıtım filmi, sulama arklarının onarım, tadilat gibi birçok konuda yenilikleri çok hassas davranarak yapıyoruz. Kemaliye için yapılacak daha çok fazla proje ve hizmetlerimiz olduğu bilinciyle 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden göreve talip olduğumu bilmenizi ister, desteklerinizi beklerim. Ahmet Gür kardeşimin düzenlemiş olduğu kahvaltı organizasyonunda böyle güzel bir günde bizleri bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Federasyon olarak birkaç kelime edinmek istiyorum. İstanbul'da biliyorsunuz 1966 yılında kurulmuş olan Kemaliye Folklor Turizm Derneği o günden bugüne kadar bütün çalışmalarını sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde el ele birlikte yaşatarak bugünlere getirdiler. Bizler de, ben de 14 yıldır görev aldım derneğimizde. Derneğimizi en üst seviyede tutmak için yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bunun yanında bütün Kemaliye'deki köy derneklerimizi, STK'larımızı bir araya toplamak için Kemalef isimli Kemaliye Dernekler Federasyonu kurduk. Allah nasip ederse en kısa sürede Kemaliye'mizin bütün köylerini, köy derneklerini büyük bir çatı altında toplayacağız. Bir arada olacağız, el ele olacağız, güçlü olacağız. Bütün hizmetler bir elden yürüyecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum.
sizleri Kemalye Derneği'nin yanında olmaya davet ediyorum. Kemalye'mize güç verin. Ben gücü sizden alıyorum. Sizin sevginizden alıyorum. Desteğinizden alıyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Sağ ol Ahmetciğim. Diğer derneklerle beraber, vakfımızla beraber bu Dutçuluğu Kemaliye'de geliştirelim. Tarihe baktığımız zaman nasıl ki Dutlar Kemaliye'nin ekonomisinde çok ciddi bir yer aldı. İnanıyorum ki Ahmet kardeşimin sayesinde de yine önümüzdeki yıllar Kemaliye'de Dutçuluk gelişecektir. Lütfedip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.